Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Unreal Engine 4'teki ilk eğitimimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi piyasada en yaygın kullanılan ve en güçlü oyun motorları arasında Unreal Engine iyi bir yeri kapmış durumda. Ancak programı kullanabilmek için bazı temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Bu temel bilgilerle kendi oyununuzu oluşturabilir ve üzerine yeni bilgiler ekleyerek daha yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. 3D ile herhangi bir ilginiz varsa muhtemelen bir noktada kendi oyununuzu, seviyelerinizi veya haritanızı yapmayı düşündüğünüz veya hayal ettiğiniz zamanlar olmuştur. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bu video serimiz size yol gösterecektir. Bu yeni başlayanlar için bir eğitim olduğundan tüm temel ilkelerden bahsedeceğimden emin olabilirsiniz. Bu şekilde daha emin adımlarla öğrenmenizi sağlayabiliriz. Elbette Unreal Engine 4 çok büyük bir araç. Yine de Unreal'ın gücünü çok hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, en başta her şeyin başlaması gereken yerden başlayalım. Unreal Engine'i çalıştırmak için Epic Games Launcher'a yani Epic Games'in başlatıcı ara birimine ihtiyacınız vardır. Bu, yeni kullanıcılar için en yaygın giriş noktasıdır ve yeni başladıysanız muhtemelen başladığınız yer burası olacaktır. Başlatıcıyı çalıştırdığınızda buna benzer bir ekranla karşılaşacaksınız. Ekranda gördüğünüz bu arayüz oldukça etkileşimi yüksek ve kullanıcı dostu bir sayfadır. Story sekmesi Epic Games Store'da bulunan en yeni oyunları görmenizi sağlar. Sol tarafa doğru ilerlediğimizde mağazada ücretsiz ve satın alınabilecek tüm oyunları listeleyen bir mağaza sayfamız olduğunu da görüyorsunuz. Daha sonra satın almış olabileceğiniz tüm oyunları görebileceğiniz ve yönetebileceğiniz kitaplık yani library bölümüne sahibiz. Başka bir sekmede aşağı indiğimizde arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın listesini oluşturmanıza olanak tanıyan ağ araçlarına ulaşabiliriz. Böylece onlarla sohbet yoluyla kolayca iletişim kurabilirsiniz. Unreal Engine isimli son sekme bizi launcher'ın yani başlatıcının geliştirici alanına götürecektir. Geliştiriciler olarak bu alan öncelikle önemsediğimiz alandır. Bir kez tıklandığında size yeni bir ana sayfa stili sunarak üst kısımda yeni sekmeler görünür. Bu Unreal Engine'in ana sayfasıdır. Ana sayfa gibi Unreal Engine dünyasındaki yeni ve heyecan verici tüm özellikleri listelendiği bölümdür. Aradaki fark, yani oyun bölümüyle bu bölümün arasındaki fark, burada tamamen oyun, film veya farklı bir projenin geliştirilmesine odaklanmış olmasıdır. Bu alanı keşfetmek için kendinize mutlaka zaman ayırın. Çünkü bu sayfada her zaman ilham verici özellikleri keşfedebilir veya projeniz için faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Öğren sekmesinde eğitim kaynaklarını bulabilirsiniz. İngilizceniz iyiyse buradan devam edebilirsiniz. Eğitim materyalleri ve dersleri öğrenmek isteyen herkese ücretsizdir. Burada İngilizcesi iyi olmayan ve Türkçe eğitimi arayanlar için bu eğitimi de biz size sunmuş oluyoruz. Marketplace bölümüne geçtiğimizde hem ücretsiz hem de ücretli içerikleri de bulabilirsiniz. İçerikten kastımız bir oyun, animasyon, farklı projeleriniz için karakter, 3D modelleri, ortamlar, efektler, sesler, hareketler, kodlar ve daha fazlasını bu bölümden indirip rahatça kullanabilirsiniz. Ve son olarak library yani kütüphane sekmemizi görüyoruz. Bu en çok kullanacağımız alandır. En üstte de Unreal Engine versiyonlarını görüyor olacağız. Burada hiçbir şey görünmüyorsa launch sekmesinden oyun motorunu istediğimiz versiyonunu yükleyebiliriz. Eğitimlerde kullanmak için motorun 4.22 sürümünü indirip kurabilirsiniz. Versiyon bölümünün hemen altında tamamladığımız projeleri, üzerinde çalışmaya başladığımız projeleri ve yeni oluşturduğumuz proje dosyalarını görüyoruz. Projelerin üzerine çift tıklayarak Unreal Engine içinde açabilirsiniz. Bu sekmenin altında da tüm satın aldığımız varlıkları yani içerikleri görebilirsiniz. Projenizi eklemek için basit bir tıklamayla istediğiniz projeyi de ekleyebilirsiniz. Burada gördüğümüz Unreal Studio, optimize edilmiş CAD geometrisini Unreal Engine 4'e aktarmak için bir araçtır. Burada eğer Unreal Engine Studio'yu göremiyorsanız unrealengine.com'dan Enterprise Unreal Studio sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu videoda Epic Games Launcher'ı ele aldığımız için geliştiriciler için tasarlanmış Launcher ayarlarında bulunan bazı yararlı seçeneklere de bakalım. Sol alttaki dişliğe tıklayarak ayarlar bölümüne gidiyoruz. Burada başlatıcının oyun bölümünü yönetmeyi ve güncellemeyi seçebiliriz.
Örneğin oyun kitaplığını gizliyi etkinleştirebilirsiniz. Bu özellikle ofis ortamlarında çok kullanışlı olabilir. Buradan Epic Games Launcher'ı başlangıçta başlat ya da başlatma seçenekleri de aktif edebilirsiniz. Umarım bu Unreal Engine eğitiminin ilk küçük giriş videosunu yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki Unreal Engine eğitiminde ilk projemizi oluşturacağız. Diğer derste görüşmek üzere.